Orta Nokta Özel'den herkese mutlu günler değerli izleyenler. Beşiktaş'ta yeni başkan kim olacak? Başkanlık seçimine artık saatler kaldı diyebiliriz. İki gün sonra yani pazar günü siyah beyazlı kulübün yeni başkanı ilan edilecek. Hem Hasan Arat hem de Serdar Adalı bu yarışta boy gösteren iki önemli isim, camianın iki önemli ismi. Saat 11'deki yayınımızda Hasan Arat'ı burada konuk etmiştik. Şimdi de bir diğer başkan adayı Sayın Serdar Adalı stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Ve müstakbel futbol direktörü diyelim. Evet. Bir Beşiktaş efsanesi Namı Diğer Şifo Mehmet. Mehmet Özdilek hocamız da bugün stüdyomuzda. Hocam öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Önemli bir yola bir giriş yaptınız. Pazar günkü sonucu bekliyorsunuz siz de. Çok evet. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. İkinizi birden aynı anda ağırlamak bize nasip evet. oldu. Ve Ali Aydın. Aynı zamanda TV Bu Spor ekranlarında yorumlarıyla bizlere eşlik ediyor. Bir de başkanın son yayını. Evet. Bir daha yayına çıkmayacak. Yani son mesajlar burada verilmiş olacak. Evet. Bir kez daha onur verdiniz. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Herkesin merak ettiği bir soru var. Ben bununla başlamak istiyorum başkanım. Dünkü 5-0'lık mağlubiyetin ardından bütün Beşiktaşlar tek bir soru soruyor. Ne olacak Beşiktaş'ın hali? Evet zaten hani dünkü sonuçtan önce... Zaten problemimiz futbol takımımızdı. İlk başta da adaylığımı açıkladığımda da ilk sözlerim bir an önce futbol takımını ayağa kaldırıp yukarıya doğru taşımamızın gerektiğini ve Beşiktaş camiasına layık bir hale getirmemiz gerektiğini söyledim. İşte demek ki her gittiğim yerde de insanlar işte projeniz nedir? Bir projeniz var mı? Her soruya geldiğinde de en büyük projemin futbol takımını bir an önce ayağa kaldırmak olduğunu söyledim. Dün itibariyle de haklı olduğum ortaya çıktı. Evet, çok kısa sürede çok dikkatli dokunuşlarla futbol takımını ayağa kaldıracağız. Yani camiamızın içi rahat olsun. Bugün aslında bu sizde şu son futbol konuşmamdan sonra da bundan sonraki soruları Mehmet Hoca'yla evet. konuşacaksınız. Yani bundan sonrası da böyle olacak. Hocam yani. Yandı valla. Her gün artık arayacağız. Bundan sonraki futbolla ilgili soruların muhatabı Mehmet Hoca olacak. İşte bir an önce şu elimizdeki maliyeti yüksek işte 85-86 milyon eurolara gelen işte yabancı transferinin de dolu olduğu bir şey var önümüzde, bir görüntü var. Önümüzde de bir Afrika Kupası var. İlk başta biz Mehmet Hocam'la beraber kadroyu önümüze ilk toplantımızda baktığımızda şöyle bir birbirimize baktık. Mehmet Hoca böyle yaptı. Yani çok kötü de bir planlama yapılmış. Yani son yılların moda tabiriyle işte kadro mühendisliği hakikaten inanılmaz bir durumda önümüze çıktı. Baktığımız zaman, incelediğimiz zaman. Ama şeysiz değil, çaresiz bir durum değil. Ben daha önce bu hani böyle takımları biliyorum, gördüm. Dediğim gibi devre arasına, onda çalışmalarına başladık. Ne zaman başladık? Ben aday oldum, adaylığımı açıkladım. İşte yani Metin Keçeli Bey'in, abimizin ikinci başkan olacağını açıkladıktan sonra üçüncü olarak da Mehmet Özdilek hocamızı açıkladık. Çünkü sıkıntının özü burası. İşte ilk başta Metin abi bu camiada herhalde rahmetli Süleyman Seba başkanımızla en uzun süre yöneticilik yapan kişilerden biri. En azından camianın toparlanması için Metin abi bir yandan çalışmalarına başladı. Futbolun toparlanması için de işte Mehmet hocamla beraber biz çalışmalara başladık. İşte ilk günlerde hemen üstünden iki gün sonra Rıza hocayla bir toplantı gerçekleştirdik üçümüz. İşte Rıza Hoca hem Sakaryaspor maçını hem de Samsunspor maçlarını görüp ona göre bir rapor vereceğini söyledi. İşte geçtiğimiz günlerde Mehmet Hocam konuştu şeyle, bir
toplantı yaptılar. Aşağı yukarı ilk günlerdeki tespitimizden farklı bir tespit yok. Evet. Dün akşamki maçtan sonra fazlası olabilir bunun. Beşiktaş formasının ağırlığını bir an önce öğrenmesi lazım mevcuttaki futbolcularımızın. O ağırlığı taşımak için neler yapmak lazım? Bunları birilerinin anlatması lazım. Yani dünkü görüntüleri hiç hoş bir görüntü değildi. Ama dediğim gibi biz bu işlerin çözmek için varız. Hiçbir zaman da geçmişte bahane de üretmedim. İşte yok, işte transfer yabancı şeyimiz dolu, bundan transfer yapamıyoruz. Yok UEFA Fair Play şeyine göre, kurallarına göre işte, yani işte diğer rakipler bunu yapabiliyorsa biz fazlasını yapabiliriz. Bunun da çaresini de yollarını da biliyoruz. Allah'a çok şükür bu camiada öyle transfer yapamaz gibi görünen hiçbir zaman bu duruma düşmedi. Çok çabuk şekilde gerekli noktalara, belki fazlası olmak üzere, işte bu vedalaşacağımız futbolcular olacak ki yerine futbolcu getirebilelim. Bunun maliyetine katlanacağız, şeyimizde değil. Hani bir şekilde katlanacağız ki bu taraftaki 85-86 milyon euroluk maliyeti olan bir takımın sezon sonunda işte Avrupa kupalarına katılamayan, Türkiye Ligi'nde başarısız olan bir takıma siz ne dışarıdan transfer yapabilirsiniz, ne de kimseyi buradan transferi, kimse gelip size sorar hani herhangi bir transferi. Onun için biz ne yapıp yapıp bu devre arasında, ki çalışmaların aşağı yukarı %80'i 90'ı hazır. İşte ayın 3'ü akşamı Allah izin verirse genel kurul bize görevi teslim ederse, hemen 4'ünden itibaren çalışmaları resmileştirmek için harekete geçeceğiz ki geçmemiz lazım. Bir dakika kaybedecek şeyimiz yok. Tahammülü yok Beşiktaş'ın. Ama ben çok umutluyum. Yapacağımız nokta transferlerle bu takımın yukarıya doğru çıkıp Şampiyonlar Ligi'ne hedefimiz o. Onu da buradan belirteyim. Bunu da başaracak bir takımı işte ikinci yarıda yapacağımız transferlerle bunu da yapacağımıza inanıyorum. Peki şampiyonluk imkansız mı? Hayır, şampiyonsuz imkansız değil. İşte bahsettiğimiz şey 9 puan. Yani en son maçı, Antalya Spor maçını kazansaydık burada 6 puanı konuşuyor olacaktık. 6 puan geriden gelip şampiyon olan takım örnekleri var. Ama onun için ben biraz da hedefimizi Şampiyonlar Ligi diye koyuyorum. Ama gelecek sezon hem bu devre arasında yapacağımız transferler hem sezon başında yapacağımız transferlerle beraber gelecek sene çok bambaşka, ne bileyim, Beşiktaş camiasının gururla seyredeceği, heyecan duyacağı iddialı bir takım yapıp gelecek sene de şampiyonla oynayan bir yapıda görecekler. Başkanım, müsaadenizle Mehmet Hocam'a dönmek istiyorum. Tabii evet. Konu, şimdi Beşiktaşlar seçimi takip ediyor ama herkesin dün geceden de bu yana merak ettiği konu, futbol takımı nasıl Beşiktaş'ın adına yakışır hale gelir? Nasıl tekrar yarışmacı olabilir? Bu arada son 8 sezonda 3 şampiyonluk aslında kötü bir tablo değil. Yani son 8 sezon 3 kere Beşiktaş şampiyon olmuş, 3 kere Galatasaray, 1 Başakşehir, 1 Trabzonspor. Yani burada ortada da kötü bir tablo yok. Belki de başarının yönetilememe durumu söz konusu olabilir. Hocam, siz bir de uzun sürede gözlemleme şansınız oldu. Çünkü bayağıdır sağ kenarında göremiyoruz sizi. Ama bizim meslektaşımız olarak da görme şansımız oldu. Buradan görmek de daha farklı olabilir zaman zaman. O gözleri izlemek bazı şeyler katabilir. Ek olarak da şunu da söyleyeyim. Mesela hocam, biz, yani ben muhabirlik yıllarımda mesela Fulya'daki o Valerenga maçını bizde çok büyük travma yaratmıştı. Yani evet. Beşiktaş bunları çok gördü ama hiç bu kadar üst üste 3 maç kendi evinde, kendi sahasında Avrupa kupalarında maç kaybetmedi. Hele 5 gol en son Dinamo Kiev'e, değil mi? O 80'li yıllarda
5-0 mağlup olmuştu. Evet, o da İzmir'de. Ben yoktum ama. Ondan olmuş. Hayır, 35-36 sene önceydi yani. Evet, şimdi bu durumdan Beşiktaş takımı nasıl çıkar hocam? Yani şimdi siz teknik direktörlük de yaptınız. Futbolun içinden gelen bir insansınız. Nasıl çıkacak yani bu takım? Hep beraber çıkmamız lazım. Sadece benim düşüncemde çıkma şansımız yok. Yani başkanımız bu seçim sürecinde düşüncelerini hep net bir şekilde ortaya koymaya çalıştı. Ve geldiği gün ilk dedi ki en önemli unsurlardan bir tanesi A takımının biraz kafayı kaldırması. Futbolun ana temel noktası, ana amiral gemisi futbol takımıdır. Bu tartışılmaz. Öbür türlü tabii kulübün olmazsa olmaz 3 tane ana temel noktası var. Yani mali yapısı, idari organizasyonu ve sportif başarısı. Bunlar birbirinden ayırt edemez. Hepsi birbirini tamamlayan unsurlardır. Dolayısıyla Beşiktaş'ın tabii ki hedefi nedir? Her sene şampiyon olmak, o hedefi kovalamak ama Avrupa kupalarına katılmak. Hedefi bu. Bu olmalı. Şimdi elimizdeki mevcut kadroya bakıldığı zaman, dün ben de maçtaydım. Başkanım devre arasında gitti, programı vardı. Bence skordan çok saha içindeki oyuncuların ruh hali ve duruşları, mücadeleden yoksun tavırları Beşiktaşları mutsuz ediyor. Hiçbir Beşiktaşlı'nın mutlu olduğunu düşünmüyorum. Çok net. Çünkü Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan en önemli unsurlardan bir tanesi saha içindeki oyuncuların o camiaya, o formaya layık bir şekilde mücadeleleriyle, performanslarıyla katkı sağlamalarıdır. Skor evet. Yani ama Beşiktaş taraftarı öyle bir taraftardır ki sahada o yüreğinizi görürse skor ne olursa oraya çok bakmaz. Saha içine bakar. Orada kaybetmeme duygusu, orada bir mücadele, orada bir takımdaşlık. Bunlar çok önemlidir futbol takımlarında. Bunu göremediği için ızdırap duyuyor Beşiktaş takımı taraftarı. Şimdi tabii ben geçmişle alakalı çok yorum yapmak istemiyorum. Çünkü etik olarak çok doğru değil. Sorunlar var mı? Evet. Başkanım da biliyor, ben de biliyorum. Ve bu sorunları giderme adına bu yola hepimiz baş koyduk. Dolayısıyla evet, futbol takımı ile ilgili sıkıntıların ne boyutta olduğunu biliyoruz. Ki Rıza hocamız 2 hafta önce Beşiktaş takımıyla bir birliktelik yaşadı, bir sürece başladı. Hep söylüyorum yani ayrılıklar vardır. Şenol Hoca da evet bu ayrılıklardan nasibini aldı o süreçte. Rıza Hoca olabilir miydi o süreçte? Olabilirdi diye düşünüyorum. Veya başka bir seçenek olabilirdi. Yani daha erken, olabilirdi. Daha erken olabilirdi. Bugün başka şeyleri konuşuyor olabilirdik. Çünkü o aradaki o süreç cidden Beşiktaş takımına ciddi zarar verdi. Hem skor anlamında hem de saha organizasyonu anlamında. Dolayısıyla Rıza Hoca'dan sonraki süreci değerlendirmek bize çok daha doğru geliyor. Bana çok daha doğru geliyor. 2 maç 6 puan. İsteseniz başka ne isteyebilirsiniz puansal anlamda? Evet. Ama oyunsal anlamda tatmin ediyor mu? Etmiyor. Ediyor mu? Etmiyor. Beşiktaşlı'ya ediyor mu? Etmiyor. Ama realite şu. Elinizde bir mevcut kadronuz var. Bu oyuncuların hepsi bizim oyuncumuz bir kere. Bunu dışlayamazsınız, dışarı atamazsınız. Performansını beğendiğiniz vardır, beğenmediğiniz vardır. Beşiktaş takımının şu süreçte en önemli şeyi birliktelik. O birlikteliği biraz kaybettik gibi görünüyor. Saha içi ve saha dışı. Biz tekrar bunu bir bütün olarak düşünerek herkesi kucaklamak. Ya bu takım ne benim, ne başkanım, ne sizin. Bu koskoca 25 milyon taraftarı olan çok büyük bir camia. Çok büyük bir sivil toplum örgütü Beşiktaş takımı. Dolayısıyla biz elimizdeki mevcut oyuncuların tabii ki performansı yeterli olmayanlar, beklentinin altında olanlar gibi birçok fonksiyonel şeyler var futbolun içerisinde. Ama realite eksiğimiz var mı? Var. Oyuncu kalibremiz yeterli mi? Değil. Bunları biliyoruz. Ama hepiniz yıllardır sporun içerisindesiniz. Devre arasında transfer öyle kolay bir süreç kolay değil. Çok başkanım da çok iyi biliyor. Ya çok iyi paranız olması lazım. Bir yerde bir fedakarlık yapacaksınız. Bir yerde bir fedakarlık yapacaksınız. Geçen sezonki devre arası transferini de kötü geçirmedi Beşiktaş aslında. Hani Abubakar, Amir, Acamitovic, Onur Bulut, yani kağıt üzerinde ne yaptınız? Ligde oynayan oyuncuları bünyenize kattınız. Evet. Yani Türkiye Ligi'ni bilen oyuncuları bünyenize kattınız. Evet, devre arasında yapılan oyuncu transferleri Beşiktaş'ın oyun gücünü ve saha gücünü yukarı çıkardı mı? Çıkardı Şenol Hoca'da. Ki son hafta Konya'yı yenseydik ikinci bitirecektik. Yani böyle de bir süreç var. Evet. Ama realite ne? Sezon başı planlamasına başlarken, sezon başı itibariyle Beşiktaş'ın eksikleri belliydi zaten. Yani orada mevkisel olarak ifade etmek istemiyorum. Bu eksikler veya alınan oyuncular. Ben oyuncuların geçmişlerine saygı duyuyorum. Ama futbolda transfer edilen oyuncuların bence son 2 senesini iyi irdelemek lazım. Bir de hocam çok özür dilerim. Yani transfer yapılır ama yani 8 tane de Afrikalı herhalde bir takıma doldurmazsınız yani. Ya
onun başka bir tarafı. O tarafa gelmeyeyim. Bu da çünkü önemli. Şunu söyleyeyim. Yani aldığınız oyuncular, hani bir tane oyuncunun belki geçmişten gelen problem olabilir, sakatlığı olabilir. Bu tercihi yapabilirsiniz ki bunu Beşiktaş zamanın geçmiş zamanlarda yaptı. Çok da performans olarak faydalı olan oyuncular oldu. Mario Gomez'ler falan oldu yani. Evet. Bunlar etki eden. Zaten etki etti. Yani. Yıldız ama etki tabii, eden yıldız. Şimdi eksiniz 4 tane alıyorsunuz 10 tane. Ve aldığınız oyuncuların hepsi de performans olarak tartışılıyor. Geçmişine bakıyorsunuz son 2 senesi, 3 senesi sakatlıklarla, formsuzluklarla, kadro dışılarıyla kalmış oyuncular. Dolayısıyla geçen seneki devre arasında alınan oyuncuların performansını çok katkı sağlayamadılar. Geçen seneki oyuncuların performansıyla sezona başladı Beşiktaş takımı. Bir de katılımlar çok geç oldu. Dolayısıyla geçmişte sıkıntınız var, sakatlığınız var, geri dönüşte probleminiz var. Yeni bir ülkeye gidiyorsunuz, yeni bir kültüre gidiyorsunuz. Bunu benimsemek, takımın oyuncusu olmak bir süreç, kolay değil. Ama bakıyorsunuz haftalar, aylar geçiyor. Hala performans olarak beklentinin altında olan çok oyuncu var. Ya yani dünü kenara itiyorum. Dün akşamı yorumlamıyorum zaten. Bu zamanki süreci anlatıyorum. Şimdi hep hayal ediyorsunuz. Hayal ediyorsunuz ama ortada sahada herhangi bir organizasyon yok. Dolayısıyla diyorsunuz ki o zaman yani eksiklerimiz var mı? Evet. Yani geçen sene stoper eksiğimiz var ifade ediliyordu. Aldık ama performans olarak yeterli değil. Orta saha oyuncu eksiğimiz var. Aldık ama tartışılıyor. Kanat oyuncu eksiğimiz var ama hala tartışılıyor performansları. Yalnız bu hocam son iki sezondur böyle. Mesela Alex Teixeira geldi hayal kırıklığı. Dellali geldi hayal kırıklığı. Piyaniç geldi evet. Hayal kırıklığı. Yani ama bunları bak, da çok yaşadı. Aynı sezonda 3 tane hayal edecek oyuncu sakatlıkta acaba denilebilen oyuncu alırsan beklersin, hep hayal edersin. Ya bunu bir tane yapabilirsin. Hadi ben senin hatırına bir tane daha yapayım, iki tane yapayım. Ama bu 3-4 olunca bu sefer işler başka bir yere gidiyor. Dolayısıyla evet devre arasına bakacağız. Türk oyuncu bence çok kıymetli. Evet. Türk oyuncu kalitemizi yükseltmemiz lazım. Bununla ilgili de çalışıyoruz zaten. Başkana da ifade ettim bunu. O konuda rakiplerimizin gerisindeyiz, çok net söyleyeyim. O Türk havuzunu biraz daha genişletmemiz gurbetçilere gerekir. Gurbetçilere bakıyor musunuz? Evet. Onun haricinde tabii ki 14 tane yabancımız var. Kolay değil almak, almak tamam da göndermek çok daha zor. Bunun da bir maliyeti var ama bu külfeti başkanım evet bir şekilde kabul etti. İfade etti yani kabul edeceğim dedi. Ki bu taraftaki daha ağır külfetten kurtulma şansımız olsun. Yoksa ya burası sezon sonunda demin dediğim gibi işte Avrupa kupalarına katılamamış, ligde başarılı olamamış ve maliyeti de çok büyük olan bir takımla baş başasınız. Bir sıcak parayla giriş yapacaksınız galiba. Tabii ki yani. Miktar belli mi başkanım? Yok bir miktar yok yani. Bu tarafta demin dediğim de hep şeyde ilk gün listeye baktığımız için hep bu taraftaki şeyi bu tarafı gösteriyorum. Yani göndereceğimiz futbolcuların maliyetine katlanacağız. Ama bu tarafı yukarı başka türlü taşıyamayız. Yani. Yani Cenk ve Salih Dursun'la ilgili çok özür diliyorum. Cenk ve Salih Dursun'la ilgili Salih Uçan. Salih Uçan. Çok konuşuldu. Şimdiki mevcut yönetimin sözleşmeyi uzatmaması bununla ilgili. Şöyle söyleyeyim yani 2000 yani sezon sonu bitecek oyuncularımız var zaten. Türk oyuncularımız var, yabancılarda da var. Opsiyonu olanlar da var ama genel itibariyle bu sene alınan oyuncuların kontratları en erken 2025 ve 2027. Çok ciddi bir zaman sene, süreci var. Sene. Kolay değil. 4 senelik mukaveleler var. Menajerler gelirken getiriyorlar. Giderken yardımcı ol diyorsun. Kimse yardımcı olmuyor. Böyle bir şey. Yani, maalesef. Başkanım siz diyorsunuz ki maaşını ödeyip yan sahada düz koşu yapacağına vereyim neyse maliyeti. Kontenjanım açılsın ve sezon sonuna kadar en azından bu takımı evet. Belli bir sıralamaya ya sokacak. Ya da kiraya verebilirsin. Kiraya vermeye ya da maaşını verip başka bir takımda oynamasını sağlayacağız. Ama yapmak mecburiyeti var. Hocamın da dediği gibi biraz yerli, yurt dışındaki yerli oyunculara doğru da yöneldik işin açığı. Evet. Liste ya hazır orada mı? Hemfikiriz başkanla. Ya ben Rıza Hoca'yla da konuştuğumuzda. Hakikaten başkan bana gülüyor çünkü ben devamlı isim almanın peşinde olduğum için liste hazır mı diye. Başkanım da tabii hocam özür dilerim. Kolay değil bu süreç. Yani 2-3 haftadır çok zor. Günde ama kaç tane şöyle canlı çıkıyorsunuz? Yani 25 Aralık'ta bugün sizin burada olmanız da başkanı rahatlatıyor vallahi. 25 Aralık'ta lig bitiyor. 5 Ocak'ta da evet. Başlıyor. Dolayısıyla
4'ünde inşallah bu işe başlarsak arada çok kısa bir zamanımız var. 11'inde 11 Ocak'ta. 11 Ocak'ta da tescil dönemi başlıyor. Takıma teslim etmemiz lazım. Şey yani, peki belli mi hocam? Hiç bir duyum aldınız mı? Bu kaç tanesi Afrika Kupası'na gidecek? 8. Hepsi gidiyor ya, mu? Toplamı 8. Ya, toplam 8. Mesela Gezal gidecek. Gitmek önemli değil. Gidecektir. 8'i de gitmesi 6'sı gidecektir. Ama bu 6 tane oyuncu gidecek. Bir de geri dönüşleri var Ali. Tabii. Çok. En az 3 ay var. Başka bir ülkeye gidiyorlar. Milli müsabaka oynuyorlar. Bir ay değil mi? Dönüşlerinde hep problem vardır. Hem fiziksel problemler vardır hem de zihinsel problemlerle geri dönerler. Onların tekrar takıma adapte olması bir 2-3 haftayı daha alıyor. Yani sen bu süreçte ortalama 8-9 tane maç kaçırıyorsun. Kolay değil. Ya dışarıdan da takip ettiğimde hep şey diyordum ben. Hayalim oydu. Yani Beşiktaş takımı en azından devre arasına kadar bu yarışın üst noktasında olsun. Puan farkı çok fazla olmasın. Eğer kaybedeceksek hani devre arasında 1-2 puan, 3 puan geride olabiliriz diye hayal ediyordum ama şimdi 9 puan olarak hayal ediyorsun ve hep kazanmak odaklıyız. Hep kazanmak zorundayız ki en azından o baremi şey, biraz daha kapatalım. O yani berabere kalmak bile artık tabii şey. Ya belki sıkıntı yani. Sıkıntı. Ya sezonda alacağımız mağlubiyet sayısını biz bu haftaya sırdık. Evet, bu haftalara sırdık. 4 tane mağlubiyet. 4 tane mağlubiyet çok. Yani yılda yüksek. 4 tane alırdı Beşiktaş. Tabii çok yüksek yani. Peki kısa vadede belli ki bir ara transfer dönemi bir de önümüzdeki sezon öncesi transfer dönemini bu anlamda verimli geçirmek bazı şimdi şeyde listede bazı oyuncular var. Devre arasında transferi mümkün değil ama sezon bittikten sonra transferi mümkün olan futbolcular var. Onlarla da görüşüyoruz. Aynı zamanda biz önümüzdeki sezonun planını da yapıyoruz. Ya zaten alacağın oyuncu sadece bu seneyi kurtarmadı. Gelecek senenin planlamasının içinde olacak oyuncuyu tercih edeceksin. Çünkü otomatikman gelecek sene o şampiyonluğu olacaklar. Yani. Ya gelecek senenin çok problem olacağını düşünmüyorum. Yani organizasyon anlamında. Ama bu kısa süreç evet. Yani çabuk karar vermek, mevkileri çok çabuk hocayla ortak noktada buluşabilmek, oyuncu üzerinde doğru oyuncuyu bulabilmek ki bizim artık transferde yani hata yapma şansınız yok. Çünkü bu sürece kadar ufak tefek sıkıntılar olmuş ve oyuncu skalanız mevcut olan oyuncu skalanızın üzerinde olmalı ki direkt alıp takıma monte etmelisiniz. Değer katmalı takımınıza. Evet. Tabii uzun vadeli şöyle sormak istiyorum. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Süleyman Seba'nın başkanlığı devretmesinin üzerinden 23 yılı geçti ve bu süreçte Beşiktaş 5 kere şampiyon olmuş, 4 başkanlığı. Sayın Fikret Orman'ın 2 şampiyonluğu var. Bu da ortalama 4 yılda bir ya da 4,5 yılda bir doğru şampiyonluk demek. Tam da başkanım sizin başkan seçildiniz. İşler iyi gitti. Muhtemelen bir daha aday olacaksınız diye düşünüyorum. Evet, bir sonraki seçimde. Yani 18 aylığına evet aday olmadım. 4,5 yılı değerlendirdiğimizde mesela Mehmet Hoca'yla da konuşuyorsunuz. Muhtemelen Rıza Hoca'dan da önemli feedbackleri aldınız. Ortalama 4,5 yılda bir şampiyonluğa Beşiktaş'ı düşündüğünüzde siz nasıl bir hayal kuruyorsunuz? Bu 4,5 yıl için soruyorsunuz. Hayalimi soracak olursam 4 şampiyonluk derim. Yani isteğim, kalbim. Bir sayı belirtmeyeyim ama önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayan çok iddialı bir takım olacağını söyleyebilirim. Olduktan sonra geçen bir yayında da nerede söyledim? Mesela iki şampiyonluktan sonraki üçüncü sene yani çok emin bir şekilde ya şampiyon oluruz. Üçüncü şampiyonluğu da kupaya da müzemize götürürüz diye düşünürken olamadık işte. Beşinci olduk. Yani, ama Şampiyonlar Ligi'nden mesela lider çıktı o sezon Beşiktaş. Evet. Belki onu başarılı devreleri de oldu. Biz şu önümüzdeki sene şampiyonluğun sözünü vereyim ben ondan sonraki seneler. Ya bir kere şu yani hep Mehmet Hocam'la da konuş. Şampiyon olan bir kadroda ancak bir iki tane ekleme yapma şeyim var. Lüksüm hiç, ama bozma lüksümüz yok. Mevcut soru da öyle gelmişti. Bozar mıydınız o kadroyu ikinci şampiyonluktan sonra? Hayır, hiçbir şekilde şampiyon olan bir kadronun maliyeti ne olursa olsun onları bir arada tutardık. Mesela Cenk'i göndermez miydiniz başkanım? Ya şimdi ne yaptık? Biz aynı şeyi hani transferden aldığımız parayı yine aynı şekilde harcadık. Ya şampiyon olmuş bir takımdan kimseyi yollamam. Yani şeyim o. Ya bir de düşüncem tabii, o. Başkana şöyle destek vereyim. Takım olmak, istikrarlı takım olmak çok kıymetlidir futbolda.
Yani bunun örnekleri Türkiye'de çok var. Geçmişte var. Ama son dönemlerde şampiyon olan takımlara bakıyorsunuz. İşte bunu Trabzon'la bağdaştırayım. Bir sene sonra bakıyorsunuz çok ciddi bir sirkülasyon var. Yani şampiyon olan kadronun üzerinde çok ciddi bir sirkülasyon var. Hemen bir dağılma başlıyor. Hemen evet. Onun akabinde başarıdan uzak bir yıl geçiriyorsunuz. Şimdi geçmişe gelin. Beşiktaş takımının 3 sene arka arkaya olduğu, 4. sene avarajla kaçırdığı yıla bakın. Aynı kadro. Her sene bir tane, iki tane oyuncu mevcut kadronun içerisine. Hocam bak yani bizi eskilere götürdün de öyle bir yani kuşak, öyle bir Serdil Hamdi Tüzün. Mesela, yani öyle bir başkan, yani o tecrübesattan geçmeniz. Yolladığımız genç, altyapımızdan gelen futbolcuların da ben çok erken elimizden çıkarıldığına inanıyorum. İşte dediği gibi beraber oynamalarını bir sezon, iki sezon oynamalarını sağlamak. Bence dışarıdan yapacağın transferlerden, tabii transferlerden çok daha değerli işte. Bir de Mehmet Hocam'ın dediği gibi takım artık birbirlerini ezberlemişlerdi yani. Bir de şu var hocam, mesela siz yani Kahramanmaraş'tan geldiniz ama kimse sizin Kahramanmaraş'tan geldiğinize bak sizi altyapıdan yetişmiş olarak görüyordu. Doğru, doğru. Bir de öyle bir şey ki yani Sayın Serpil Hamdi Tüzün Allah uzun ömürler versin. Amin. Yani öyle bir futbol kaşifi bir insandı ki gelen her oyuncu o takımın sistemine ayak uydurabiliyordu. Öyle oyuncular seçiyordu. Ya bu da çok önemli değil doğru. mi? Doğru. Şöyle söyleyeyim. Ya takım iskeletiniz varsa, takım olmuşsanız birinci bence kulüp felsefeniz de şu olması lazım. Yani altyapıdan oyuncu oynatma düşüncesi. Yukarıya çıkarmanız, bulmanız, oynatmanız daha kolaydır. Buna bir ek daha yapayım. Yani bu benim hep hayalim. Mevkilerde ikinci oyuncuların genç olması. Ya her mevkide 2-3'er tane oyuncu var. Tabii ki o yetenekli, genç, tecrübeli karışımını, mixini doğru yapmak lazım. Ama en büyük hayalim tabii ki özellikle altyapıdan, akademiden her yıl oyuncu yukarıya çıkarabiliyor muyuz? Minimum 2 tane. Hadi buna bir ekleme daha yapayım. Diyeyim ki hani o 2 tanenin bir tanesini oynatabiliyor muyuz? O zaman evet geleceğe daha güvenli bakabiliriz. Onun için ilk önce akademiyle ilgili başkanım muhakkak gibi şeyler ifade edecektir. Onları etsin. Ondan sonra düşüncelerimi paylaşmak isterim. Hocamızın adını vereceğimiz bir akademi projemiz var. Oradan devam edelim başkanım. Oradan devam edelim. Konuşma açılmışken. Şu anda şeyin Nevzat Demir tesislerinin bir mevcut durumu var. Hemen onun arkasında 88 dönümde bir yine bir boş alan var. Geçtiğimiz iki hafta içinde buranın görüşmelerini de gerçekleştirdik. Pazartesinden sonra da müracaatımızı yapıp buranın kiralanma konusu başlayacak. 3 tane antrenman sahamız var burada. Daha çok daha altlardan başlayıp yukarıya doğru giden bir uygulama var burada. Şu projeyi bitirdikten sonra da işte Mehmet Hocam'ın dediği gibi çok planlamasını da çok güzel yaparsak her sene 2 tane 3 tane oyuncuyu yukarıya doğru verecek hale gelecek. Projenin tamamlanması ne kadar sürer? Bir inşaat durum söz konusu. Şu anda bu şu proje 2011'de yine ben hazırlatmıştım. Evet. Başına da bu şu projeyi takip etsin hem de sistemi kursun diye Karvali getirmiştik. Ali de hatırlayacak. Evet. Sonradan işte bir o malum şanssız devre girince Karvali teknik direktör olarak devam etti. Sonra da bu proje kaldı. O projenin hemen hemen %80'i 90'ı aynı projeye benzer bir proje. Yine şeyde çok genç arkadaşlar kendi aralarında sponsor bularak bu projeyi devam ettirmeye çalışmışlar. Ben çok teşekkür ederim arkadaşlarıma da. İnşallah bittikten sonra gerçek bir futbol akademisi içi de hani sadece ismi değil, içi de o şekilde yürüyen, iyi futbolcular yetiştiren bir düzenimiz olacak. Burada tabii önceki yayınlarınızda da anlattınız siz bu projeyi, takip ettim. Özellikle de ben sizi izlerken de aklıma ilk şu soru geldi. Biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu da bir akademi zorunluluğu getiriyor. Hı hı. Ve buna da kısa vadede 2024 Aralık'ta artık bunun tamamlanmış olması
gerekiyor ki zaten kulüpleri de bunun finansmanı için de bir şans veriyor. Çünkü vergi ödemediğin vergiyi buraya harcıyor. Evet. Ve güzel bir modeli var. Tam olarak Türkiye Futbol Federasyonu normlarına uygun mudur, hatta fazla mıdır? Tabii tabii, yok. Hani şu şeyler normlara uygun. O zaman daha Futbol Federasyonu böyle bir girişim şeyinde içinde değildi. Evet. Tabii Beşiktaş'ı biz şimdi şöyle çocukluk yıllarıma gittiğimde Ali abi de oradan den vurdu. Bir gün radyoda izliyorum hocam o sırada sizin bir maçınızı. Dinliyorum, özür dilerim. Aynen bir spiker abimiz şöyle demişti. Ya Beşiktaş öyle bir takım olmuş ki hani tam da o sırada siz de bir sağ kanada bir pas veriyordunuz ama kime verdiğinizi hatırlamıyorum şimdi. Gözü kapalı o pası atabilir. Çünkü arkadaşının orada olduğunu biliyor diye. Yani bunun da temel nedenlerinden biri siz genç yaşta Beşiktaş A takımına dahil oldunuz ve burada güzel bir istikrar yakalandı ve devamı da geldi. O takımdan birçok teknik adam da yetişti tıpkı sizin gibi. Evet. Şimdi diğer Hasan Bey'in de ekibine baktığımızda mesela Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba var. Bu da güzel bir model oldu bence Türkiye adına. Evet, ve çok naif de bir yarış yürütüyorsunuz. Öncelikle futbol insanı olarak sizlere çok teşekkür ederim. Burada kullandığınız dil ve projelerinize gerçekten de verimli. Altyapının önemini de çok merak ediyor şu anda biz izleyenlerimiz. Bu proje hayata geçtikten sonra ne vaat ediyorsunuz? Ya bence en önemli unsurlardan bir tanesi bu. Hı hı. Yani sağlıklı çalışma ortamını yaratmak lazım altyapıdaki hocalara, oyuncu grubuna. Şu anda nerede çalışıyorlar? Fulya'da çalışıyorlar. Evet. Biz kaç sene evvel orada çalışıyorduk Ali? 23 sene. Hı. Biraz daha oyunculuk dönemine geçeyim. 30-35 sene evvel çalıştığımız yerde bugün altyapı çalışıyor. Ya bu çok sağlıklı bir yaklaşım değil. Dolayısıyla ilk önce standartlarınızı Avrupa standartlarına çıkaracaksınız. Olanaklarınızı genişleteceksiniz. Ondan sonra beklemeye geçeceksiniz. Bu kadar yokluğa rağmen yine bizim altyapımız ciddi cevher geliyor. Tabii. Geliyor. Geliyor. Bir de şöyle hocam, yani hatırlayın, o Fulya'da sadece bir tane saha vardı. Bir tane de yukarıda vardı, o da toprak sahaydı. Şimdi hala şu andaki sahada yine bir tane, fark eden bir şey yok. Yarı sahada bir grup çalışıyor, öbür sahada bir grup çalışıyor. Olmaz. Niye çıkmıyor diyemezsin altyapıdaki hocan o zaman. Diyorum ya, bu kadar yokluğa rağmen yine alttan geliyor. Beşiktaş'ın böyle bir kültür yapısı var. Dolayısıyla daha sağlıklı, daha imkanları yüksek bir ortamda bunun çok daha fazla yukarı çıkacağını düşünüyorum. Ki milli takım alt kategorilere 10-11'e yakın da milli takım oyuncusu veren bir kulüpten bahsediyoruz. Ama realite tabii ki A takımın performansı. Yıllar sonra inşallah bu 4,5 yıl sonunda biz A takımdaki akademik oyuncu sayısını %40'lara çıkarabilirsek tabii, hedefimiz o. Çok başarılı oluruz o zaman. O zaman çünkü hep üreten ve yarışmacı. Ve yarışmacı. Çünkü takdir edersiniz ki bir süreçte de yarışıyoruz. Yarışmadan da geri kalmak zorunda değilsiniz, kalamazsınız. Böyle bir camiasınız. Ama yarışırken de üretebilirsiniz. Burayı destekleyebilirsiniz. Onu ifade edeyim. Şimdi 11'deki yayınımızda rakibiniz tam da sizin oturduğunuz koltukta oturuyordu Sayın Başkanım. Sizin belki de bu seçim sürecindeki en büyük projelerinizden biri galiba. Gayrimenkul projesi. Oraya bazı itirazları var Hasan Bey'in. Öncelikle arazi sahiplerinin arasında bir anlaşmazlık olduğunu, bazı şerhlerin söz konusu olduğunu ve burada bir sonuç çıkmasının imkansıza yakın olduğunu dile getirdi. Sizden önceki programda ne diyorsunuz? Ya biz ne yorum yapayım buna? Vallahi kelimeyi bulamıyorum. Şimdi size de vereceğim bunu. Aramızda yaptığımız, hani kameraya göstermeden inceleyin. Orada aşağı yukarı 20'ye yakın parsel var. Aralarında da sorun olmayan ve biz bu projenin, yine aralarında sorun olup bu projenin içinde olacağım diyen insanlar da var. İşte 400 dönümlük, yani işin aslında oradaki arazi 600-650 dönüme geliyor. Biz zaten o sorunlu kısmı bu projenin dışına çıkardık. Onun için işte 500 bin metrekare, yarım milyon metrekare dediğimiz onun için. Yoksa oradaki arazinin yapısı 650-700 bin, 650-700 dönümü buluyor. O bizi zaten sıkıntılı bölümü Hasan Bey iyi incelemediği için yanlış bilgiler veriyorlar Hasan Bey'e. Yani o kısımlar buraya dahil değil. Artı mesela sonradan yine 70 dönümlük bir arsanın sahipleriyle görüştük. Onlar da ya biz bu
şeye, projeye katılmak istiyoruz. Bizi de dahil edin dedi. Hı hı. Yani şeyin arsa sahiplerinin yani orada imzaları var. Ben orada şimdi şeyi gördüm. Sayın Adı Arat biri ya, emlak konut imza atmaz dedi. İmzası var. Yani orada var. Ben yani gördüm şimdi burada. Bizim zaten bu proje yeni bir proje değil. Bu daha bir buçuk sene önce planlanmış, işte bu kadar detaylı çizimleri değil. Fikir de Serhan Çetinsay'a kardeşimden çıktı. Ya biz zamanında bir proje hazırlamıştık, bir türlü hayata geçiremedik işte. Çok üzüntülü bir... Daha aday da değildim. Adaylığımı da açıklamamıştım o zaman. Aday olduktan sonra dedim ki getir şu projeye bir bakalım. Beraber baktık. Yani tekrar baştan üstünde bir hazırlık yaptık. İşte mal sahiplerini bulduk. Onlarla bir görüşme sağladık. Onlarla görüşme sağladıktan sonra da atladık. Emlak gayrimenkule, ya böyle bir projemiz var. Bu nasıl, ne düşünürsünüz diye. Onlar da inceledi bir gün, iki gün. Sonrasında tekrar buluştuk. Ya bu çok güzel bir proje. Bizim konuda yardımcı da oluruz. Projenin içinde de oluruz. Nihayetinde bu Beşiktaş'ın projesi. Ne benim ne Serhan kardeşimin, hiçbirimizin projesi değil. Bu Beşiktaş'ın mali sıkıntılarını çözecek bir proje. Bunun için de orada gördüğünüz mal sahipleri, biz yerimizi satmak istiyoruz dedikleri için oradaki o 400 dönümlük kısmı bizzat ben ve 2-3 arkadaşım yönetim kurulundan cebimizden alıp Beşiktaş'ın Beşiktaş'a tapulayacağız. Ne kadar maliyeti var bunun başında? Ya ben o maliyeti pazarlık söylemiyorum. Ya zaten işin sıkıntılı tarafı bu. Ben meblağı söylediğimde yani orada bizim geride daha 150-170 evet. dönüm pazarlığa oturacağımız araziler var. Yani onların fiyatını da yukarı çıkarmak da istemiyorum. Ama pazartesinden sonra herkes görecek bunu. Şimdi Mehmet Hocam'ın ve Rıza Hocam'ın belki de takımda istemediği birkaç oyuncuyu cebinizden gerekirse maliyetini karşılayıp takımdan göndereceksiniz. Bir transfer süreci var. Cebimden karşılayacağım şeyi, lafımı yine başka yere götürmüyorum. Peki. Maliyetine katlanacağız. Katlanacağız, pardon. Yani. Maliyetine katlanacağız, özür dilerim. Maliyetine katlanmak da bu anlamda yani zor bir başkasının süreç. Yaptığı hatayı da dönüp cebimden karşılamayı falan bekleme. Peki. Ama burada da bir kişisel katkı. Bu tarafta bu taraf, evet. Yani bu tarafta kendi cebimden, nihayetinde ben Beşiktaş'a bir gayrimenkul kazandırıyorum. Ve Beşiktaş'ta bu gayrimenkulle diğer 150-160 dönümlük gelir paylaşımı da varız diyen ekiple beraber de burada bir 180 milyon euro ile 200 milyon euro gibi bir rakam gelir görünüyor. Bu 180 ve 200 milyon euro da şu Beşiktaş'ın anda borcunu kapatıyor. Beşiktaş'ın yani. Tamamını kapatmasa da Beşiktaş'ın hem bugün o konsorsiyumu, bankalar konsorsiyumu olan borcunu kapatıyor. Hem de bizim devlete olan vergi, sigorta borçlarımızı karşılayacak bir rakam çıkıyor. Onun için hiç kimse bu projeyi değersizleştirmeye çalışmasın. Bu şeyin Beşiktaş'ın mali yönden çok rahatlayabileceği çok ciddi bir projedir. Herkes de yardımcı olsun ki şunu yapalım. Hı hı. Yani o bir türlü bekleyelim mi biz de bir Katarlı birileri gelsin kulübü. Yani bir Katarlı patronu mu olsun şeyinde Beşiktaş'ın. Onun için hiç kimse bu şeyi projeyi değersizleştirmeye çalışmasın. Herkes yardımcı olsun. Ben dün yayında da söyledim. Şeyin 400 dönümü alacağımız insanlar şeyde görüşüldü. Tahmin ediyorum kendi de araştırmış ki çünkü o davalı olan diğer şeyi biliyor. Pazartesi günü inşallah ben gidip imzalayacağım oradaki o Beşiktaş, Allah kısmet ederse. Olmadı, genel kurul başka türlü bir karar verirse veririm ben Hasan Bey'e. Gider, cebinden çıkarır, öder parasını. Beşiktaş'a kazandırır ve projeyi gerçekleştirmek lazım. O bir türlü, ciddi söylüyorum, bu borç öyle işte altyapıdan futbolcu çıkaralım da
şuna satalım, oradan o gelsin filan, öyle olmaz. Yani öyle bir şey yok. İşte örnekleri var, bu borcu bitiren kulüp var şu anda. Aynı gayrimenkul işini hayata geçirip neredeyse borcunu sıfırlamaya yakın olan. Galatasaray'dan bahsediyor. Evet. Yani Beşiktaş'ın da aslında çok değerli arazileri var ya mesela, yani Beşiktaş'taki o eski kulüp, İkiz Kuleler var. Yani orası da çok değerli bir. Orada mesela değerli orada yani ama değerlendirilebilir. Satmak değil de satmak almak değil. Bence satmak yani. Değil. Almak satmak için yani. Söylemedim. Mesela orası çok güzel projelerle otel olabilir, bir şey olabilir. Yani evet. Çok farklı değerlendirilebilir. Çünkü çok değerli bir arsa. Şu anda önümüzde en kısa ve en net proje olan şöyle bir proje var. İnşallah şunu yani bir sene içinde temelini atıp 4 sene içinde de 4-4,5 sene içinde de gerçekleştiririz. Ben gerçekleştireceğimize inanıyorum. İlk günden beri söylediğim şey, ben hiçbir şekilde ayakları yere basmayan, bir şeylerden emin olmadığım hiçbir projeyi açıklamayacağım dedim. İşte bugüne kadar da açıkladığımız projeler, işte gayrimenkul projemiz var. Yine Akatlar Spor Kompleksi var. Gain'le yani herkes proje yapıyor. Hasan Bey de yapmış. Hı hı. Akatlarla ilgili de kim yapacak bunu? Finansmanını kim sağlayacak? Hüseyin Yücel. Projeyi açıkladıktan 10 gün sonra işte ikinci başkanım bu olacak. Onu da bu yapacak. Şanokten'i de Şanokten'i de Hüseyin yapacak. Diğerini de bu yapacak. Ben öyle bir tarzım da yok. Yoksa öyle açıklayacak olsam 80 tane proje var. Bir tanesini açıklamadım. Peki yani. Sizin spor salonu, basketbol için spor salonu projenizin eski olduğu, hatta net sormam gerekirse Sayın Başkan, hani burada bir anlamda ifadeyi belirtmek istiyorum. Kopya çekmek gibi dinlendirdi. Ya Beşiktaş için, bunu biz Beşiktaş için yapmıyor muyuz? Hayırdır, imtihana mı giriyoruz, kopya çekeceğiz? Ya önemli olan bunu Beşiktaş'a kazandırabiliyor muyuz? Yani siz ona bakın. Ya proje birbirine benzer. Yani aynı da olabilir. Yapabildi mi? Yapabiliyor musunuz? Siz ona bakın. Yani bunu yapabilecek insanları, doğru insanları bulabiliyor musunuz? Bunun finansmanını sağlayacak doğru insanları bulabiliyor musunuz? İşin o tarafına bakacaksınız siz. Öyle çıktık zaten. Yani herhalde geçmişte yani çok öyle şovlu, ışıklı mışıklı bir lansman yerine biz bu projeyi kim yapacak? Çağırdık, oturduk. Teşekkür ediyorum Gain ailesine de. İmzaladıktan sonra da herkes çalışmalarına başladı. İnşallah şu pazartesinden sonra da daha oturup işi detaylandıracağız. Kaç sene sonra burada Beşiktaş bir gelir sağlayacak. Bunları çok daha net ortaya koyduktan sonra da camiamızla paylaşacağız. Onun bir inşaat süreci var mı öngördüğünüz? Nereden baksanız 3 seneyi bulur diye düşünüyorum. Yine Sayın Hasan Arat'ın benzer projesinden yola çıkarak bu soruyu sormak istiyorum. Hasan Arat da bir spor salonu projesi gerçekleştirip... Reklam ajansı, ya zorla söyleteceksiniz bana. Reklam ajansına hazırlatılmış bir proje değil bu. Bu Beşiktaşlı mimarların hazırladığı bir proje. Ayrıca da stadın projesini yapan ofis. Peki. Bünyamin Bey yani... Şuradan geleceğim başkanım. Bir Euroleague iddiası var Sayın Arat'ın. Yani Beşiktaş basketbol erkek takımının Euroleague'de mücadele edeceği yönünde bir hedef koydu. Katılıyor musunuz? Benzer bir hedef. Tabii ki aynı hedefe. Yani salon inşası bittikten sonra. Keşke bu hedefi çok anlıyorum. Hani basketbolcu ilk başkan ben olacağım sözünü o gün dinledim. Keşke bu hedefini şu geçtiğimiz 23 sene içinde gelip basketbolun bir yerinden tutup bir yerinde sponsor olup yani 3 tane 4 tane koca holdinglerin yönetim kurulunda bulunuyor. Keşke o taraflarından birini tutup ya biz buraya sponsor olalım Beşiktaş'a diyebilseydi. Seçim zamanı herkes bir yerlerden bir sponsor buluyor. Bir vaatlerde bulunuyor. İşin özünde tabii ki basketbol şu kompleks yani spor kompleksinin yaptıktan sonra
Yani herhalde bir Euroleague hedefi olacak şeyin Beşiktaş basketbol takımının. Şu andaki durumundan da şikayetçi değilim işin açığı. Daha iyi olabilir mi? Olabilir. Umut Tahir Güneş'i galiba devam edeceksiniz. Devam edecek, evet. Yani basketbol Ayşe'yi tekrar hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Yine bu futbol akademi Ayşe'de de çok genç ve yani ceplerinden para harcayıp bir şeyler yapmak isteyen bir genç bir iş adamı arkadaşlarım var. Onları da bu tarafta yine... Peki futbol Ayşe'de bir efsane daha görebilir miyiz? Bir efsane futbolcu daha görebilir miyiz yani futbol Ayşe'de? Gerçi daha onu da oluşturacaksınız. Yani, zaten futbol Ayşe'de hocam burada... Hoca zaten hem futbol Ayşe'de hem de... Hem de bu tarafta takımın, olacak. Bu tarafında evet. Olacak. Yani şimdilik... Olabilir mi bilmem. Çünkü orası da çok enteresan. Orayı doğru. Orası da orayı üretmek de çok kolay değil. Sayın Başkan. Tabii. Yani olsa... Mesela bu şu andaki mevcut başkan bundan önceki dönemde başkan olmadı futbol Ayşe'ye. Yani dolayısıyla... Orası da çok tabii şey. Ya orayı da iyi isimlerden oluşturmanız lazım. Çok kısa kısa. Tabii. Yani sonuçta tabii. Şu Akatlar projesi öyle kopya şu bu filan işte şey raftan inen filan bir proje değil. Şeyin de yine stadımızın da mimari projesini yapan ekip tarafından o büro tarafından hazırlanan bir proje. Sponsor olacak firma da çok beğendi. Onlar da bir iki ekleme yapıyor. Güzel bir proje olacak. Bunun da ayakları yere basıyor yani. Şimdi Sayın Başkan, geçtiğimiz hafta... Şimdi ya Ali'cim... Onu, stadın şeyini, çatısını evet, mı? Evet, stadın tamam. İşte ilk başta şurası stadın üstünü kaldırdık, indirdik, yaptık. İki tane, yani şu anda hiç kimse insanları kandırmaya... Kalkmasın, stadla ilgili yapabileceğimiz iki tane değişiklik var. Onun haricinde yapılacak her şey Anıtlar Kurulu'ndan izinsiz çivi bile çakamazsınız. Yani hiç kimse işte bir mebranlı yani çatıdaki mebranlı değiştirmek gerekiyor. Hani onu da tüpraşa yaptıracağım dedi Hasan Bey. Tüpraş yapacak zaten onun üstünü. Oraya adını yazması için. Tabii. O mevlanın kalkması lazım. Ya yani tüpraş. Zaten yapacak onu. Yeni bir şey değil. Onun haricinde yapılacak hadise burada işte eski kale arkası, yeni açık türbün dediğimiz yerde bir koltuk değiştirme planımız var. Dediği gibi 9800 kişilik de bir kapasite artışı olacak burada. Hani 50 bine yaklaşıyor. 50-52 bine yaklaşıyor. Kaldırmadan mı? Başka bir efendim? Lojaların... Başka bir koltuk. Hayır, başka bir koltuk düzeni kullanarak. Ya yani bunun örnekleri var. Hı-hı. İşte Manchester United'da var. Hı-hı. Diğer kulüplerde de var. Bunu yapacağız. Buradan buradaki seyirci kapasitesinin artmasıyla yani işte şeyimiz artacak. Gelirimiz artacak gibi o konuda da öyle düşünmüyorum. Bu yine gelirimiz aynı kalacak ama oraya daha fazla üniversite öğrencisi arkadaşlarımızı, daha fazla kadınlarımızı türbünlerde görmek için o konuda da hem bilet fiyatlarında özellikle de kadınlarımız ve öğrencilerimiz için bir pozitif ayrımcılık yapacağız. Diğer kısmı da misafir takım şeyi, türbünleri. Ben de şikayetçiydim. Ben de o tarafta seyrediyorum maçı. Onu da ikiye bölerek yani uzunlamasına şöyle göstereyim istiyorsanız. Biraz önce ekrana geldi. Yönetmenimize zaten getirir onu. Yani uzunlamasına değil altlı üstlü hale getirip işte önündeki o işte yabancı madde atmasınlar diye olan malzemeyi de biraz daha kaliteli şekle getirip seslerinin de dışarı çıkmaması için bir çalışmamız var. Bunun haricinde statta ne yapmak isterseniz isteyin gidip Anıtlar Kurulu'ndan izin almak, şeyin stadın mimari sorumlusundan izin almak mecburiyetiniz var. Onun için insanlara şurayı da değiştireceğiz. Yani neredeyse bir otel de koydular, neredeyse bir çarşı da koydular. Buraya kimse çivi bile çakar. Ben de isterim. Yaparız.
komple çatıyı da değiştiririz. Zaten Sayın Fikret Orman Mustafa'da yaparken o normlarda yapma yani sözü verildi. Yani işte şu ara, yani. Ara boşlukları abi. Bahsediyor herkes. Orayı kapatalım, ses dışarı çıkmasın evet. diye. Kapatamazsınız çünkü taahhütname vermiş o zaman. Tabii. Dükkan bile açamıyorsunuz. Yapılırken. Dükkan bile açamıyorsunuz yani. Ya tabii eski İnönü'de kapalının yani çarşının konumlandığı kapalının üstü beton olduğu için ses oradan çarpıp sahiçine işte, muazzam bir atmosfer oluyordu. Biraz ya birazcık da tabii ki Beşiktaş taraftarlar da orayı arıyorlar. Yani. Da söyleyeyim mi? Yani birazcık da sesimiz az çıkıyor artık şey taraftar olarak. Yani olarak orada bir, bakın biraz önce gösterdi söylediğiniz şey evet, ekranda var evet. önünüzde de var Sayın Başkan. Şurada. Evet. O tribün, evet aynı mantığı. Şekilde. Yani yapalım bakalım bir şöyle çok ciddi aslan gibi bir takım. Ses nasıl çıkıyor? Herkes görsün. Ses kayıp mı oluyor? Takımdaki takımı seyrederken bir taraftarın bir yani bir onların da hırslanması lazım. Onların da zevk alması lazım. Onun için diyorum ya birazcık da sesimiz az çıkıyor. Hatırlayın başkanım içerideki Leipzig maçı o zaman Şampiyonlar Ligi yayıncısıydık hatta maçı anlatıyordum. Ben kendi sesimi duyamıyordum. Timo Werner'i hatırlarsınız yani. Hmm. Kulak rahatsızlığı geçirdiği söylenmişti. Dediğiniz gibi kaç desibel? Bunun da örnekleri var yani aslında. Çok çok. Çok. Bunun da örnekleri var. Evet. Yavaş yavaş sürenin sonuna geliyoruz ama başkanım bir de yine Hasan Bey'in birkaç söyleminden yola çıkarak size sorularım var. Kurul üyelerinin kendisine karşı bir cephe aldığından bahsetti bizdeki yayında. Hangi kurul üyelerinin? İşte dün akşam bir yemekteymişsiniz. O resim çıkmış. Evet. Bir de o konu ya var. Ben kim olduğu divan kurulu seçim üyesi, kurulu üyelerinden seçim, bahsediyor. Seçim kurulu. Denetleme. Ben inan ona bakmam. Yemeğe davet ettiler. Gittim. Hiç öyle kimseyi de ayırt etmem. Yani ben Beşiktaş'ta herkesle görüşürüm. Her Beşiktaşlıların davetine de katılırım. Yani orada işte onu destekliyor diye görüşmemezlik de yapmam. Saygısızlık da yapmam. Beşiktaşlar nereye de davet ederse yeter ki Beşiktaşlı olsunlar. Orada da... Bir de bir toplu bir resim var. Mehmet Hocam'ın da olduğu. O resim eski mi? Evet. Yeni mi? Dün akşam da o çıktı ortaya. Geçen Demirspor. Adana Demirspor maçına takım zaten benim kendi otelimde kalıyordu. Evet. Adana'daki otelde. Onunla ilgili de çok şey. Yani yapıyordu. İki sene önceki resimler çıktı şimdi ortaya. Yani ben de o bir Adanalı olarak şeyin de otelinde sahibi olarak divan başkanımızı ve kulüp başkanımızı divan kurulu üyelerimizi bir yemeğe davet etmem. Yemekten sonra da bir toplu resim çektirmem. Şimdi tabii yine algı operasyonuna geçtik. İşte neyi anlatmak istiyorlar? Yani o resimdeki insanların tamamı Beşiktaşlı ya. Bunu unutmasınlar. Beşiktaş için görev yapan, görevde olan, alın terini dökmüş olan futbolcumuz olsun, yöneticimiz olsun. Yani hani bir şeyle Fenerbahçeli, Galatasaraylı bir insan topluluğuyla resmimi koysalar anlayacağım. Ama iki sene önceki resimleri koyup bunun üstünden algı yapmaya çalışıyor. Ya artık Beşiktaş camiası bu işleri yemiyor ha. Yani onu bilsinler. Her yaptıkları algı da işte şey gibi çöküyor. İşte şeyden başladık. O onun adamı, bu bunun adamı. Söylemek bile istemiyorum. Tabiri bile kullanmak istemiyorum. Çünkü bu camiye yakışan bir tabir değil. Ne oldu? Yönetimler açıklandı. Yani o söyledikleri tabire uyan kişiler yok mu Hasan Bey'in şeyinde? Sizi ibra etmeyenleri listenize aldığınızı söyledi Sayın Arat. Ya ben hani ibra etmeyeni listem. Ben Beşiktaş'a kim faydalı olacak? Kim hizmet edebilecek? Onu alırım listeme. Yani zamanında da işte başka seçim mali genel kurulda ibra edilsin ya edilmesin diye uğraşan insan yok mu şeyde Hasan Bey'in yanında? Ya bir kere bu camia yeterince bölünmüş, parçalanmış. Daha fazla bu tip söylemlerle bu camiayı daha fazla bölüp parçalanmanın hiçbir manası yok. Yani şimdi şu dün akşamki resim gibi. Yani. Başkanım tam oradan bir sorum olsun. Bu soruyu Hasan Bey'e de sordum sabah yayınımızda. İkinizin de kıramayacağı akil bir abiniz dese ki ya niye yarışıyorsunuz? İkiniz de projelerinizi birleştirin. Gelin
Beşiktaş'a hizmet edin dese. Diyor. Oldu mu böyle bir şey? Dediğim. Söyleselerdi. Söyleselerdi. Artık geçmiş zaman. Sayın Hasan Arat da aynı şeyi söyledi bu sabah. Evet, o artık o tren kaçtı dedi. Ama demek ki ben şunu anlıyorum Sayın Başkan. Yani ben birazcık da o zaman Beşiktaş birçok şeyi kaçırdı mı? Buradan Beşiktaş'ın akil insanlarına mesaj olsun. Demek ki siz bunları açıktınız. Çünkü Sayın Hasan Arat da bunu açıktı. Sayın söyleyeyim işte. Niye kaçıyor? Aslında ikiniz de açıkmışsınız başkanım. Niye bu işlere girmek istemiyor insanlar? Ya işte gördün mü? Geçen sene bunlar yan yana. Onun yanında da bu var. Bu da onun adamı. Ya bu söylemlerden bir vazgeçsinler artık ya. Yani Hasan Bey'den de özellikle rica ettim. Yani ben Hasan Arat'ın böyle bir şey yapacağını, ne bileyim teşvik edeceğini falan da düşünmüyorum. Ama çevresindeki ekip, yani işte bir süre vereyim, yani 1,5-2 senedir maalesef bu camiada biri işte aday mı olacak? Şey gibi sistemli bir şekilde hakaretler. Ya bu camiye yakışan işler değil ya. Yani artık daha da bölünecek bir tarafı kalmadı şeyin, camianın. Yalnız bence Hasan Bey de sizin gibi düşünüyor. Yani aslında böyle bir yol öyle varmış aslında. Öyle düşünüyor. Şimdi Hasan Bey'in bir şeyi var mı? Şikayeti var mı? Serdar Adalı'nın şeyinden, ekibinden, sosyal medyada şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, hakaret ediyorlar. Yani... Yok mu bizde sosyal ekip, ya sosyal medyada taraftarımız yok mu? Var. Bizi seven insanlar da var ama hiçbir zaman bir dengesiz bir durum yok. Bir saygısızlık da kimsenin yaptığını görmedim. Evet. Bir tanesini gösterin. Yani bizim yakınlarımızı elbette destek verebilir Hasan Bey'e. Hiç ona itirazım yok. Bindirilmiş kıtalar var diyor. Sayın Çebi'yle bindirilmiş kıtaları Hasan yendim Bey, diyor. Hasan Bey 21-22 sene önceki seçim zamanında kalmış. Tamam, hala bu Beşiktaş'ı 21-22 sene önceki Beşiktaş zannediyor. Öyle bir üye yapısı var zannediyor. Zaten öyle bir şey olsaydı yani kimseye şu anda 11-12 bin kişi oy kullanacak diye, 10 bin, 11 bin oy kullanacak diye bekliyoruz. Şey var, 3 bin kişi bunda oy varmış. 2500'de diğer iki kişi birleşir, hiç kimsenin aday olmasına gerek yok. O işler geçti artık Beşiktaş'ta. Yani bindirilmiş kıtalar. Bu ta 2001 senesinin söylemleri. Orada kalmış Hasan abi. Peki. Hocama müsaadenizle bir soru soracağım. Buyurun. Bir izleyenimiz güzel bir soru sormuş. Hemen önüme düştü Mehmet Hocam. Diyor ki ben futbolcu olsam beni ikna edemezler diyor Beşiktaş'a gelmeyi. Ki sizin de Kahramanmaraş Spor'dan Beşiktaş'a geliş sürecinizi içeride konuştuk. Bir proje sunulmuştu size. Nasıl ikna edersiniz? Bugün yetenekli bir futbolcu kardeşimiz olsun ve siz de Beşiktaş'ı istiyorsunuz. Nasıl ikna edersiniz? Şöyle söyleyeyim. Başkanın söylemine bir şey daha ekleyeyim. Buyurun. Hakikaten Beşiktaş takımının birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Dün ben maçta Samet abiyi gördüm. Benim de büyüğüm, çok da severim. Yanına gittim. Sarıldık. Başarılar dedik. Yani bir yarış sonucunda, yarıştan sonra da aynı dostluğumuz devam edecek. Yani dolayısıyla bu seviyeyi yakalamamız çok değerli, çok kıymetli. Yoksa o onun adamı, bu bunun adamı dersek camiayı gerçekten ötekileştirmiş oluruz insanları birbirinden. Bence tam birleşme zamanı, sonuç ne olursa olsun pazar, cumartesi akşamı herkes tek yürek olmalı. Bir tane bir başkan çıkacak, ona herkes de saygı duyacak. Evet. O saygıyı da gösterecek. Şöyle söyleyeyim, ben ikna ederim. Konuşmam çok güçlüdür, vücut dilim iyidir. Ben 88 yılında Beşiktaş takımına gelirken, Beşiktaş takımının seçmemdeki en büyük etken başkan, yönetim kurulu ve oyuncu grubuydu. Ve bana bir projeyle geldiler. Dediler ki, biz senin gelecek 10 yılda bu takımın önemli oyuncularından bir tanesi olacaksın. Takım kaptanlığı yapacaksın ve burada bırakacaksın. Bu projeyi sundular bana. Diğer kulüp ise dedi ki ya biz almazsak taraftar bizi tefe koyar. Şimdi böyle koyduğunuz zaman evet buranın doğru yer olduğunu düşünüyorsunuz ve bu yola baş koyuyorsunuz. Ama sadece gelmek değil, ondan sonraki süreçte o kulüp nüvesini bilmek, kulüp hayatını yaşamak, profesyonelliğin getirdiği o
saha içi ve saha dışı yaşamı uygulamak çok önemli. Bu herkesin yapabileceği kolay da bir şey değil. Bu ciddi bir emek, ciddi bir fedakarlık. Artık her alanda profesyonelliği konuşuyoruz değil mi? Oyuncunun da ciddi anlamda profesyonelliği ve profesyonel bir yaşamının olması çok kıymetli. Artık haftada 3 tane maç oynayan oyuncudan bahsediyoruz. Ya onun için iyi antrenör olması çok önemli, iyi beslenmesi önemli, iyi istirahat etmesi önemli, aile hayatı önemli. Birçok fonksiyonel parametre var işin içinde. Dolayısıyla Beşiktaş kulübü 100 yıllık bir kulüp. Dolayısıyla Beşiktaş bu zamana kadar istediği her oyuncuyu almış mıdır? Almıştır. Almıştır. Dolayısıyla istediği her oyuncuyu alabilecek kabiliyeti de vardır. Yeter ki Beşiktaş istesin. Onu söyle. Peki. Yine insanların merak ettiği konulardan bir tanesi de şu. Tabii ki bu model Avrupa'da çok fazlasıyla işe yarıyor ve bildiğimiz bütün başarılı kulüplerin çalışma modeli böyle. Yani yukarıda bir futbol direktörü ya da sportif direktör, o genellikle camianın içinden çıkmış efsane bir isim olur. Teknik adamı belirler, yapıyı belirler, işte projeleri bu anlamda şekillendirir ve bir futbol aklıdır bu kişi. Evet. Ama bunu Türkiye'de çok işlediğini görmedik Mehmet Hocam. Neyi farklı yapacaksınız? Bunu denemiş ve başarısız olanlara karşın siz neyi farklı yapmayı vaat ediyorsunuz? Kendimi bağlayıcı bir söylem yapayım. Ben saha içine inmeyeceğim. Çok net. Yani Türkiye'de bu sportif direktörlüğü yapan arkadaşlarımızın hepsi bir süre sonra sahaya indi. Başlayıp evet. Sahaya hepsi inme. Sahaya indi. Benim böyle bir beklentim ve böyle gelecekle alakalı ya saha içi organizasyonun içinde değilim. Onu çok net söyleyeyim. Ben evet bu işin daha çok yönetim tarafında kurgulayacak, o bağlantıyı kuracak. Demin de ifade ettiğin gibi Avrupa'da bunun çok örnekleri var ve üst düzey kulüplerin bence biraz daha güçlü olmasındaki en önemli unsurlardan bir tanesi bu. Başarılı da oluyorlar. Ve çok da başarılılar. Ben Rıza Hoca'ya da aynı şeyi söyledim. Bizim amacımız Beşiktaş Teknik Direktörü'nü daha başarılı kılmak adına, camiayı daha güçlü hale getirebilmek adına 7-24 çalışacağız. İşimiz bu. Aksaklıklar varsa aksaklıkları gidermek için başkanla bir araya geleceğiz. Ya bir kulüp felsefesi ortaya koyacağız. Bir vizyon çizeceğiz. Bu tabii bugün hani bizim elimizde ne başkanın elinde sihirli değnek var ne benim elimde var. Bu bir süreç. Süreç içerisinde görecek herkes neler yaptığımızı, nelerin farklı olduğunu. İletişimin çok önemli olduğuna inanıyorum. Tarafta, yani bilhassa da biz, medya. Biz bunu istiyoruz. İletişim. Ya şöyle söyleyeyim, öyle de bitireyim. Ben otururken Erkut sana söyledim. Ben masanın dört ayağında da bulundum. Ben iyi bir futbolcuydum. İyi bir teknik adamım. Buradan hiç geri adım atmıyorum. Beşiktaş Divan Yönetim Kurulu'nda 3 yıl yöneticilik yaptım. Ve medyanın ayağında da yorumculuk yaptım. Ve medyaya da iyi bilirim. Dolayısıyla bu donanımları olan bir adamım. Nerede ne konuşması gerektiğini, nasıl iletişim kurulması gerektiğini bilirim. Ve bu da bir ekiptir. Bu profesyonel ekibi de çok doğru kurgulayacağız. O iletişimimizi özellikle son yıllarda kaybolan o iletişim biraz daha güçlendirerek o taraftarla buluşmak çok önemli. Bir şey daha söyleyeyim. Geçmişte Beşiktaş takımı X bir Anadolu kulübüne gittiği zaman başkanıyla, takımıyla, yöneticisiyle, taraftarıyla o şehirde Beşiktaş'ın geldiğini bütün şehir iliklerine kadar hissederdi. Doğru. Herkes Beşiktaşlı olsun olmasın. Biz işte son 1,5-2 senede ben her deplasman, her içeri maça gidiyorum. Deplasmanda bunu birebir de yaşadığım için söylüyorum. Bu iletişim kaybolmuş. Bu iletişimi daha güçlü bir şekilde yaratacağız, onu söyleyebilirim. Peki. Başka müsaadenizle son soru. Hasan Bey'e de sorduğum için aynı soruyu size soracağım. Aynı soruyu soracağım. Ak geçmesin. Müsaadenizle. Diyelim ki seçimi kazandınız. Hasan Bey projelerinden almak istedikleriniz olur mu? Yani tabii birazcık Hasan Bey'e de bağlı. Projeleri hazırlayan insanlara da bağlı. Ben Beşiktaş'a fayda getirecek her türlü projeyi kabul ederim. Yaparım da yani laf olsun diye de hani yeter ki projenin olabilirliği olsun. Tabii ki yani işte demin söylediğim gibi isterse git projeyi de diğer projeleri de çünkü bunlar ciddi hani şeyin ya bir şey bina hazırlayın şeklinde hazırlanmış projeler değil. Ciddi Beşiktaşlı insanların emek vererek hazırladığı projeler. Tabii olursa niye olmasın yani? Tam yeter ki Beşiktaş'ın durumda. Beşiktaş'ın yeter ki faydasını olsun. Tam tersi bir durumda. Tam tersi durumda demin söyledim zaten. Bir daha söylemeyeyim. Yani şeyler mal sahipleri burada belli.
biz o sıkıntılı taraflarda zaten bu projenin dışına çıkardık. Hani tahmin ediyorum bir bahane, hani yapamazlar diye bir şeyler aramış Hasan Bey. Hiçbir şey aramasınlar. Şu projenin olması için de yardımcı olsunlar. Çünkü Beşiktaş'ın, demin de söyledim, mali yönden rahatlatacak, kurtaracak bir proje. Hep beraber bir elde, bir birlik halinde şu projeyi gerçekleştirmek niyetinde olsunlar. Elçiye zeval olmaz. Sayın Hasan Arat'a da söyledim. Dün maçtan sonra taraftarlar şunu rica ettiler biz tanıtımlara dönünce. Abi Hasan Başkan ve Serdal Başkan size çıkıyormuş. Lütfen söyleyin bu takımı özellikle önemli maç öncelerinde ya Fulya'ya ya da stada idman yapmaya getirsinler. Çünkü taraftarla takımın arasında çok büyük bir açılma olduğunu söylüyor taraftarlar. Ve biz takımımızı böyle seviyoruz diyorlar. Hocam siz daha iyi bilirsiniz bunu. Fulya'daki zamanları, statta da idmanlar yapıyordunuz. Orada çok içişeydik. Evet, orada çok içişeydiniz. Biz bir daire başlamıştık şeyde. Evet. Siz de o Kuvarejbo'da dönemlerde. İnanede yapmaya haftada bir gün başlamıştık. Bir de yine kongre üyelerinden mesajlar geliyor. Diyorlar ki Ali abi, Serdal Başkan ve Hasan Başkan beraber kürsüye çıksınlar. Özellikle Fatih Türkay kardeşim de yazmış kongre üyesi. Biz hepimiz bağıralım Beşiktaş diye. Sizi yan yana görmek istiyorlar kongrede. Yani, çok kısa kısa... Rıza Hoca ile devam herhalde. Yani öyle bir tersi bir durum yok. Hemen sözleşme imzalanacak herhalde. Değil mi? Herhalde yani. Bu tamam. Yok yani bizim aramızda söylediniz öyle, onu da. Öyle bir şey olmaz. Yani. Onun dışında da size çok teşekkür ediyoruz. Ben de ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Sağlık. Çıktığınız bu yolda başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür İnşallah dilediğiniz gibi sonuçlanır. Sağ olun. Onur verdiniz gerçekten. Beşiktaş camiasına yakışır bir seçim süreci. Hem söylemleriniz hem naifliğiniz. İki tarafta da bunu net biçimde hissedebiliyoruz. Arada tabii ki bazı dokundurmalar oluyordur ama kırıcı, bu da kırıcı olmadığı müddetçe. Evet, yarışı getirdi. Siz bir de eski dostsunuz yani Sayın Arat'la. Tabii ki yani ama Sayın işte, abiniz de çok iyi ilişkileri var, sizle var. Siz, ama size de zaten yani şu anda... Kendinden olmasa da çevresinden gelen saldırılar ki ben bu, hiç öyle bir şeyi... Sayın Başkan yalnız yani... Tercih de etmedim. Biz yayıncıyız, doğruyu söylemek zorundayız. Burada da geldik de sizle ilgili benim çok sevdiğim bir kardeşimdir dedi ya, yani. O da benim bir büyüğümdür yani. Bunun aksine hiç bugüne kadar söylemedim. Bütün şeyim üzüntüm diyeyim ya. Yani beni de çok iyi tanır, karakterimi de bilir. İşte seçim çalışmaları başladıktan itibaren hiç alakası olmayan haberler yaptırılması var. Üzülüyorum. İşte bir yerinde ya bir şeyde bir röportajının birinde ya da bir televizyonda işte Beşiktaş Başkanı'nın devletle işi olmaması lazım dedi. Ya biz 60 senelik bir taahhüt firmasıyız. Daha bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne kesilmiş 1 liralık faturamız yok. Tamam mı? 60 senelik de koskocaman bir taahhüt firmasıyız. Ama daha Türkiye Cumhuriyeti'ne kesilmiş 1 liralık bir faturamız yok. Tahmin ediyorum Hasan Bey'in yazılarını yazan arkadaş iyi araştırmamış. İşte bunları duyunca insan üzülüyor. Yoksa benim 40 senelik ailemi de bilir, ne iş yaptığımızı da bilir. Hiç böyle bir şeyle Türkiye Cumhuriyeti'ne fatura kesen bir şirketimizin olmadığını da bilir. İşte bunlar olduğu zaman da insan ister istemez kırılıyor. Hiç bak ben bugüne kadar Hasan Bey'le ilgili benim de yani buna benzer ağzımdan kimse bir şey duydu mu? Yok. Çevremden kimse bir şey dedi mi? Hayır. Hasan Bey bir taraftan kardeşim diyor da diğer taraftan... Ben şimdi Sayın Arat'ı da tanıyorum. Siz çok de, samimi. Sizde tanıyorum yani, ama yani sizde zaten şöyle bir özellik var. Siz bir şey bilseniz de söylemiyorsunuz. Yani siz yöneticiyken de böyleydiniz. Yani niye mesela? Yani bir şey bilseniz de söylemiyorsunuz. Pek fazla hani kol kırılı yen içinde kalır. Ya ben kimse, tarzında bir insansınız siz zaten. Kimseyi kırmam da etmem de kimsenin onuruyla gururuyla onun da oynamam. Onun için bulduk birbirimizi. Yani. Yalnız size de teşekkür ediyorum. Sayın Arat'a da teşekkür ettim. Neden? Şimdi ben... Açık söyleyeyim, ben bir kongre üyesiyim, gazeteciliğim dışında şimdi konuşuyorum, çok kısa. Yani ben sizden daha çok Sayın Mehmet Özdilek'in burada beni heyecanlandırıyor olması, diğer tarafta da Sabet Aybaba ve Feyyaz abi diyoruz tabii, Feyyaz Uçar'ın olması bizi daha çok heyecanlandırıyor, Beşiktaşları daha çok heyecanlandırıyor. Yani şu Mehmet Hocam'ın biraz önce söylediği çok güzel bir şey var. Yani. Devre arasında gittim, Samet abiye sarıldım. Yani Samet abi... Kelimesi bile aslında burada çok şey anlatıyor bu camiayla ilgili. Tabii. O yüzden ben
Size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür İnşallah ederim, istediğiniz hocam. Olur. İnşallah. Her iki tarafı için de hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Serdal Başkan sizin için de hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun tekrar. Allah utandırmasın amin, diyelim. Amin. Hayırlısı olsun Beşiktaş için de. Güzel bir yarış ve pazar günü Beşiktaş'ın yeni başkanı belli olacak. Hem Sayın Hasan Arat'ı hem de Serdar Adalı'yı hem de hocamız Mehmet Özdile'yi bugün canlı yayınımızda konuk ettik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.